Merhaba arkadaşlar. Bugün Procreate'de adımızı afilli bir şekilde yazmayı gösteriyorum size. Öncelikle Procreate programında animasyon desteğini açıyoruz. Şimdi Procreate programımıza geçelim. Bir fırça seçtim. Önce kendi adımı yazdım. Burada önemli olan kendi adımı arka plan olarak gösterdim. Arka plan yaptım. Farklı alternatifleri deneyebilirsiniz orada. Arka plan ya da ön plan olarak da seçim yapabiliyorsunuz. Arka plan olarak yaptıktan sonra yeni bir kare ekledim. Bunu aynı zamanda katmanlar bölümünden de ekleyebilir ya da oradan da seçenekler yapabilirsiniz. Evet, mesela burada yanar dönerli gibi oldu. Şu an mesela arka plan dan çıkaracağım ilk çizdiğim siyahla yazdığım ismimi. Bakalım etkisi nasıl olacak. Evet, arka planı şu an kapattım. Yani bu görüntü daha çok hoşuma gitti. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir olay. Şimdi farklı renkler, farklı renk kombinasyonlarını seçiyorum. Rastgele kendi kafama göre. Evet, mavi tonları, mor tonları, yeşil tonları. Turuncu kullanıyorum. Evet. Bu şekilde bir görüntü. Şimdi burada kolay bazı efektler vereyim istedim. Semboller, şekiller. Tamamen rastgele. Yani, içimden ne doluysa. Bunu yaparken fark ettiyseniz hangi renkte yaptıysam o rengi çoğaltarak yaptım. Mesela şu an çoğaltmadım galiba. Geri alıyorum. İki parmağımızı ekrana tıklayarak geri alabiliyoruz. Program bize böyle bir güzellik sunuyor. Evet, çoğalttım. Ya bu tamamen size kalmış olay. Yani istediğiniz sembolleri, şekilleri, resimleri çizebilirsiniz. O yaratıcılığınıza kalmış bir olay. Eğer bunu deneyip de farklı güzel sonuçlar aldıysanız yorum olarak ya da paylaştığınızda beni de etiketleyebilirsiniz. Evet, yani şu an bu ayarlar bölümünden ise masa tenisi, döngü ya da işte tek oynatım gibi farklı şekilleri de seçebiliyorsunuz. Yani ben burada döngü seçtim. Ya pardon, masa tenisini de seçtim. Masa tenisini seçiyorum. Şimdi paylaşımda ise normal paylaşıyoruz. Sadece bu GIF dosyası olduğu için eğer İnternet ortamında paylaşacaksanız animasyon GIF olarak, hatta web'e hazır şekilde de yapabilirsiniz. Buradan yine saniyelik görüntü sayısını da seçebiliyorsunuz. Mesela şeffaf arka planı yaparsanız onda da ya ben mesela şeffaf arka planı seçiyorum. Evet. Şimdi web'e hazır olunca dosya boyutu daha düşük oluyor. Şimdi web hazır bir şekilde seçtim. Paylaşıyorum. Evet, direkt zaten görüntüyü kaydettiğimiz zaman galerimizde bu görüntüyü bu şekilde görebiliyoruz. Videomuz burada son buluyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.